Kafirler istemese de Allah nurumu tamamlayacağım diyor. Niye tamamlanmıyor şimdi? Müslüman istemesini bekliyor. Eğer olman gereken yerde değilsen olmaman gereken yerdesin otomatik. Veya merakla o ceylanları takip etmek, partiyi takip etmeyeceksin hiçbir Çünkü Müslüman nama altında olanlar diyor usta. Çünkü zulme riza zulümdür. Ve la ve zratu vizra ayeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe verildi o aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde ya hakları yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavatı. Tarafkirlik notunuzu öyle alabilirsiniz Ondan sonra Hoşunuza giden cümleyi yazarsınız Bir de aleminize düşen Yani aleminize Herkese farklı anlam düşer Doktor Onu da kaydedersiniz kendinize ee, Ben anladım zannetmeyin Çünkü halet toprak gibidir Onu alır ama Sonra halet değişikliğinde Onun içine ektiğin kaybolur haletle alınır. Halet değişirse o mana, o hissiyat değişir. Değişmeyecek ne vardır? Kaydetmek. Kaydedince ne olur? Okuyunca hafif de biraz tefekkür edince eski haline gelirsin. Onun için ben anladım diye tuzak odur. Ben anladım, kaydetmeme gerek yok demeyin. Çünkü halet avlama yöntemidir. Toprak gibidir, balığı, hepsini farklı. O çok güzel bir örnektir. Mesela balık tutacaksın, bu balıktır, hayvandır diye hepsi aynı yöntemle tutamazsın. Palamutun yak yakalama şekliyle istarvitin, mezgitin, hele sarganın yakalama şekli, apayrı bir şeydir. Hatta dere balığı ile deniz balığı farklı yakalanır. Bununla ben ne anlatmaya çalışıyorum? Mananın anlaşılması, kavranması, yakalanması, bizim mana kendisini bir gösteriyor. Bir paket gibi geliyor. Alıyorsun içeriye, o bir fikir var onun için. Bir bakıyorsun hissiyat var, duygu var, latife var. Ezber konuşmuyorum bunu böyle. Yani nasıl aynı sıralayabiliyor demeyin. Sistem. Fikriyat dedim, akıl. Ha akıl, gir vicdan, gir kalp, gir ruh. Akıl, fikir, gir vicdan, his, gir kalp, duygu, gir ruh, latife. Onun için mana gelir, fikir olur, his olur, duygu olur, latife olur. Yani akla, vicdana, kalbe, ruha bakıyor demek istiyor. Açılır sana böyle bir mana açılır. Allah öyle fevkalade yaşarsın öyle her daim devam etse terakki durur. Terakki durur. Peygamber yoksa Hazreti Ali giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tarafkirlik saat iki buçuk. En geç üçü çeyrek geçi bitiririz. İslamiyet tarif ediyor görüyor musun? Hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise Hakkı kabul ve tasdiktir. Nerede geçiyor? Herkesin bilmesi lazım diye söylüyorum. Nerede geçer abi bu? He? Olmadı Sübeyir. Mektubat. Neresinde? Dokuzuncu. Evet. Orada. Ha o e, uhu ve tarafgirlik orada da işliyor Zübeyir. tenkit, adavet, e, tarafgirlik, iman, İslami iman bunu iktiza ediyor. Uhud dağ gibi de. Ha. Ama o orası değil bu. İslamiyet hakka tarafkirlik. Görüyor musun bak? Hakka tarafkirlik. Başka teslim. Başka inkiyattır. Teslim nedir? Teslim oldum. Bu mu? Ne odur e, Abdülmelik? Teslim eylem. İslamiyet hakka bir kere tarafkirlik. Doğru düşünceni koy. Teslim doğru yaşa ve inkiyat nedir o? Değiş. İman ise bak farklı tarif. Hakkı kabul ve tasdik. Tabiri diğerle iman esasları inanmak makmaktır. İslamiyet esasları inanmak değil eylemdir. Eylem varsa kendisi vardır. Eylem yoksa kendisi yoktur. Namaza inanmak. Öyle mi? Yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak. Değil. Orucu tutmak. Eylem bak. Kelime şehadet getirmek. Getirmek. inanmak değil. Getirmek. Gitmek haca. Vermek zekat. Eylem. Eylem varsa kendisi vardır. Eylem yoksa yoktur. İslamiyetin en son çizgisi nedir böyle o halka? İslamiyetim insan nasıl çıkar? En son çizgisi, halka nedir? Usta söylüyor. İslamiyetin en geniş çizgisi olan, şairi içine alan, şairin en camisi, en büyüğü onun hakkında demiş. Onu terk eden insan ismine layık mıdırlar? Oruç. İslamiyetin son çizgisi çünkü taabüdüdür. Cemiyetin ibadetidir. Evrenseldir. Onun için onun, onun dışına kalan ee, şair İslamiye'nin en geniş çizgisinin dışına kalıyor. İslamiyet'ten çıkıyor. Oruç tutmayan İslamiyet'ten, İslamiyet değil değil, İnsanlıktan çıkıyor ya. Yani. Üstad diyor, işte öyle diyor. İnsan ismine layık mıdırlar diyor, muhalefet eden. Yani özürü var başka, o özden demiyor. Hastadır, bilmem şekerdir. Öyle diye çıkıyor İnsan ismine layık mıdırlar? En geniş daire Oruçtur sağım siyam. Mektubat dedik 34. sayfadaydı İstanbul plakası. Başka bir yere okuyorum. Lazım olsa kaynağını söylerim. Tarafkirlik eğer hak namına olsa haklılara melci olabilir. Tarafkirlik eğer İslam hak ve batıl iman küfür değilse bu tarafkirlik. Eğer böyle e, siyasi bir şeyse yani siyasi tercihin oluyor. Siyasette tarafkirlik olmuyor. Tercih oluyor. Tercih. Birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Siyasette tarafkirliğimiz değil, tercihimiz vardır. Tercih bu. Buna göre bu. Vermesen peki ne olur? Buna vermiş oluyorsun. Çünkü potansiyel olarak sen İslam'a daha yakın olanın yanında olman lazım. Tam İslam olmasını istemek divan harbi örfü de ben bunları anarşist nazarıyla bakıyorum. Çünkü alemi i i fesattayız. İman ve küfürdür iki uç. Ortası e, karmadır. Bize en yakın olan, zararı az olanı vermesen, buna vermesen bunu durduramaz. Bu azam iş şerdir. Bunun adı mecellede azam şer. Bunun adı ehven-ü şer. Bu da şer ama ehven, daha az zararlı. Bu azam-ı kay Mesela Müslüman adam, vay be ne takması var be. Adama bak ya ona da vermiyor buna da vermiyor ya. Kahraman adam tam işte takva bu. Ne yaptı biliyor musun bu? Bu imanı Müslüman olduğu için potansiyel olarak az zararlının yanında olması gerekirken değilse otomatik bunun en büyük zarar verenin yanındadır. Niye? Senin oyunla o engel olunuyordu ise, oyun olmayınca onun başa gelmesi senin sebebin nedir? Münazarat mıydı? Evet. Ha, e, Divan-ı Fizan. Sayfa kaçtı? 17. 17. Yani Elmi Kemal. Anladınız mı? Yani mesela ya benim oyumla ne olur? Sen onu sormamışlar. Soracaklar. Taraf yeri neresiydi? Bakın ben bu azamişer kolu keseni getirmemem gerekiyor. İkisinden birisi gelecek. Ya azamişer korkunç zarar veren İslam'a gelecek veya az zarar veren gelecek. E bir tane tercih etmek zorundasın. Etmediğin anda otomatik şer oluyor. İmam Şafii demiş ki hak ile meşgul olmasanız batıl sizi işgal eder. Vay be ne takvalı adammış ya. İkisini de protesto etti. Vay. Oysa azami şerin gelmesinin sebep oldu. Bu kantar düşünün böyle kefede dengeli kantar. Buraya bir taş koysan ne olur? Bu yukarıya çıkar. Bu aşağı iner. Aynı yöntemi yapıyorum. Bak buraya bir taş koydum. Bu aşağı indi. Bu yukarı mı çıktı? Aynı yöntemi yapıyorum. Buraya taş koymadım. Buradan bir taş aldım. Sonuç aynı değil mi? Bu da havaya çıktı. Ha, senin taştan bu aşağı inecekti. Koymadın. O yukarıya çıktı. Asın imamına Risale-i Nur'a tabi değilsen Psikolojik, ailevi, siyasi, içtimai, ekonomi. Her sahada ya ifratta ya tefrit. Görüyor musun? Ne takmalı adam ya. Oy vermiyor ya. Nur talebeleri de bazen diyor ki ya işte bu kadar niye bu meselelerin üzerine duruyorsunuz ama yani anladığım kadarıyla şimdi geniş Abi. daire ama işte tarafkirlik ama en dar daireyi aslında dokunuyor. Etki dokunuyor. Senin hizmetine dokunduğu için bu bu kadar ehemmiyetli. Kardeşim. Ama deniyor ki işte Nurcunlar, e niye bu kadar bunun üzerine duruyorsunuz? Öyle i̇şte evet. siz siyasetle mi uğraşıyorsunuz, iştigal ediyorsunuz? Evet. Halbuki en dar daireyi dokunuyormuş yani. Kardeşim, dershanelerimizden azami şer geldiği zaman dershanelerimizi vakıf kurulmuş, hepsini elimizden aldılar. Biz... Sen dağlara altı ay ormanda ağaçların kovuklarında yaşadın mı? Ha? Niye? Sen oy vermemenle Ben dershaneyi terk ettim. Altı ay dağlarda yaşadım. Faili meçhul şeyler oldu. Neler oldu? 28 Şubat'ta az mı çektik? Oy, oy vermediğin için, tarafkirliğini yap, tercihini yapmadığın için. Peki hangisinin azami olduğunu nereden? Yani bu değil canım. Adam direkt alenen dine hücum ediyor, ötekisi etmiyor mesela dine hücum ediyor. Yani artık o hangisi daha şer olduğu bedi değil mi? Adam dinle, imanla, camiyle, hakikatte İslamiyet hiç alakası yok. Aynı yani ben bir... şundan diyorum hocam. Hani mesela 28 Şubat'tan örnek veriyorsunuz hocam. Hani o zaman şöyle baktığınızda hani siz daha iyi hatırlarsınız. Yani yaş itibariyle o dönemlerde çocuktuk ama hani mesela İslami camiyat hocam. Hakikaten böyle bir dine sarılmış. Yani gerçekten bir başörtüsünün, bir namaz kılmanın, bir oturup sohbet etmenin bir ciddi bir manevi hazzı vardı. Şimdi mesela bakıyorum hocam her şey rahat ama o Ha yani dolayısıyla... Görünen, sanki için ha o başka. Var. Hayır hayli diyemez. Sen öyle bir şey tercihin yok. Senin önüne iki tane tercih gelmiş. Müslüman hakkı tercih edecek. İhtimaliyatları tefekkürü şeyler yapılmaz. Mesela o zaman başörtü için direnenler şimdi lakayt olmuşlar. O bizi ilgilendirmez. O onun sorunudur. Evet. Onu ha, onun sorunu. O lakaytlığın sorunu. 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta neler çektiğimizi biz biliriz. Ama koltuğunda oturan anlamıyor tabii. Mesela şimdi, şimdi de öyle. Evenüşer olan bu parti giderse bu dershaneler kalabileceğini mi zannediyorsun? yaşanmamasının sebebi aslında ya. sefahat ya, O bizim sorunumuz. Yani, yani o sefahat. E, şerle yani. alakası yok. Onu. Yani mesela şimdi bu şu meşru hükümet meşru hükümet gitse evvenişerdir. Onun yerine gelecek o koalisyon gelse hangi hangi medreseler, hangi deryahlar kalır? Bir kişi hariç, bir cemaat hariç. Onlar ayakta kalır. Her cemaatta ayakta kaldıkları gibi. Her sistem değişikliğinde ayakta kaldıkları gibi. Yani şey diyor ama bu sefer veli nimeti olan dershaneleri olmayacak. Biz onlardan dini hizmet istemiyoruz. Evanuşer nedir? Dine hücum etmeyecek. Usta tarif ediyor. Tarafkere olacak. Mesela düşünebiliyor musun? Evanuşer aya açsın diyor. Menderes. Ustad diyor. Ustadın söylediği. Yanında bir CHP var, bir de Demokrat Parti var. Risaldı geçenler söyledi diyor ki onun özelliğine bakmıyor. Namazına, niyazına bakmıyor Ömer deriz. Ben namazı da yoktu. ya. Diyor ki tavsiye. Bak diyor. Şair İslamiye kuvvet ver diyor. Ben söylüyorum siz eksiğimi, yanlışımı düzeltin yani. Yok öyle bir şey demedi. Sen uyduruyorsun deyin. Şair İslamiye kuvvet verin diyor. İki. E, size tarafgirliğinden dolayı diyor. onların hata yapsa, size muhalif birisi birileri çıksa, onlardan dolayı çoluk çocuğuna yakınlarına zarar vermeyin diyor. Ya buna müsaade etme diyor ustad. 2, 3, Ayasofya'yı aç diyor. 4, İttihat İslam'a çalış diyor. 5, Tevafuklu Kur'an'ımızı bas diyor, onayla diyor. 6, Diyanet eliyle Risale-i Nur basılsın diyor. 7, Okullara Risale-i Nur ders olarak koy diyor. Ayasofya açıldığı zaman gücünden dünya yüzünde, dünyada ve memleketinde gücünden on kat güç alacaksın diyor. Öyle olmadı mı? E bu Yani şu görüyor musun şimdi? Ay Ay, Ay Ayasofya'yı açana azam işer olur mu? Yani nasıl olur yani? Birisi kapatıyor, birisi açıyor. Hangisi bize daha yakın? Allah'ını seversen akıl tutulması mı yaşıyoruz? Ayasofya'ya kapan sistem mi? Açan sistem Risale-i Nur'un diyanet eliyle basıldı mı Basılmadı mı? Ya siyaseti takip Sen de takip etseydin. Ayasofya'yı sen de siyasi olarak atsaydın. Bir tane camin yok. Ayasofya açmak değil. Bir tane cami yok. Adam Çamlıca'da tepe siyaset. Tamam sen de siyaset için yapsaydın. Hakkı siyaset için yap. Ama sen kapattın. O açtı. Eşit misin şimdi? O, o kapattı. Sen, bu açtı. Şimdi yok açana Olma da kapatanın yanında olmamı mı istiyorsun benim? Ne istiyorsun benden diyorum. Öteki tarafa soruyor. Ayasofeyi kapatan Ceyran'ın yanında mı olayım? Ayasofya'yı açanın yanında mı olayım? Sen bana söyle. Ben Müslümanım. Camileri kapatan tarafta mı olayım? Açan tarafta mı olayım? Ne yapayım? Risale-i Nur'u Diyanet'te basanın yanında olmayayım Ustad demiş ki ol dedi. Peki siyaset için yapıyor. Zaten ustad da diyor öyle diyor. Menderes e diyor ki Ayasofya'ya e çağırsan siyasi olarak on katından o fazla güç alacaksın. Manevi güç alacaksın demiyor ki siyasi güç alacaksın. Siyaset için yaptı. Tabii ki siyaset için yapacaksın. Menderes'e Ayasofya'yı aç. Manevin 10 kat olacak. evliye yazımı olacaksın. Kutup gibi olacaksın. Uçacaksın demedi de ki. Siyasi gücüne 10 kat güç gelecek. Siyasi. Siyasi olarak aç dedi. Çünkü o Ayasofya siyasi olarak kapanmıştır. ehven benim kaydım değil ki. Emirdağ'da ustadımız Nur Talebeler en son vasiyet ediyor. Bir de İslam Anayasası'nda yazıyor. Ehven-i Şer. Yani -i Şer i tarif edersek birisi parmak kesiyor birisi kol kesiyor. Sen kol kesene göre parmak keseni tercih edeceksin. Her şey ortada kalır. Uzaydan gelmedik ki. Başka? Hep Risale'den söyledim. Şey, Furkan. Risale'deki söyledim. Risale'deki söylüyorum. söylüyor. Yani herkese malumdur camilerin kapatılması. Ayasofya'yı kapandı, kapalı olduğunu, kapatıldığını ben mi söylüyorum? Zaten kapalıydı o kadarıma gitti ki 1974'ten beri İstanbul'dayım. Kaçta açıldı Ayasofya? 2021 2020. 2020. Vallahi içine girmemiş. Vallahi, billahi, tallahi Ayasofya'ya girmemişim. İstanbul'da yaşadım. Çocukluğum, gençliğim, hep şeyim. Yani açılmadan önce. Evet, açılmadan önce. Allah şahit. Çünkü çok ağrıma gitti. Çok bakıyordum öyle. Çocukken dahi öğretiyorlar. 17 yaşında bu parkura girdim. Anlatıyorlar böyle. Kapıya kadar geliyordum. Yurt dışında gelenler var. bizi getir derdi. Nerede? Götürüyordum. Ben kapıda duruyordum. O Almanya'dan gelenler benim giriş paramı da veriyorlardı. Müze parasıydı. Ama girmedim. Giremedim. Ben camiye gireceğim diyordum o zamandan. Ustadım demiş bu cami olacak. Gücünden manevi kutbul azam olacaksın. Menderes demedi. Siyasi gücüne on kat güçlük olacak diyor. Siyasi. Zaten açmak siyasidir. Kapanmak siyasi olduğu gibi. Semboldur orası. Peki ne ne diyor? Gayrimüteşirde ne diyor biliyor musun? Ayasofya açılması demek meclisin yüzde yetmişi İslam tarafkiri o olacak demektir diyor. İslam yüzde yetmiş güç aldı demektir diyor. Mecliste de diyor. Usta söylüyor. O zaman müsbet gazete çıkabilir diyor. Gazete ne zaman çıkar? Ayasofya açıldığı zaman. Ayasofya açılınca ne diyor? Ben hepsini nakli diyor. Ben bu kadar iki tane sözler kadar gayrimi teşhirim var. Bunu ben nerede bilecektim? Ayasofya açılırsa diyor. Meclisin yüzde yetmişi din taraftarı olacak diyor. Nasıl oluyor? Bilmiyorum çünkü gözükmüyor. Bilmiyorum. İstanbul iki defa fethedilecek diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İkinci fethi maddi değil diyor. Tekbirlerle getirilecek diyor. Tekbirlerle fethedilecek diyor. <laughs> Ayasofya ne çalışıldı? Bütün dünya, tüm bütün Türkiye, bütün her tarafta gemiden iniyorlar, vapurdan iniyorlar, trenden iniyorlar. Hep tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sembol ya. Ayasofya neydi? İstanbul'un fethinin anahtarıydı, semboldü. Kapanması, işgal edilmesi, açılması, fethedilmesidir. Tekbirlerle getirilecek diyor. Var o şey ya, yani, anladın ne acayip bir şey ya. Seni dinden ediyor, din ediyor. Sonsu cennete koyuyor, sonsu cehenneme koyuyor. Tarafkirlik onun için çok önemli. Gerçi çabuk çabuk okuyacaktık ya da. Ya. Ben e, Risale'deki naklediyorum. Yani bir tanesi sorsa ki bu kelimeyi sen söyledin ama gösterin hepsi var. Menderesi demiş ya. Öyle mi? Fethi diyor, simgedir diyor. Sen bu anahtardır. Allah Resulü İstanbul iki defa fethedilecektir diyor. İkinci fethi diyor, e, Mehdi ve diyor, askerleri diyor, e, zeytinliğe silahlarını asarlar. Sur'dan içeriye tekbirlerle girerler diyor. Zeytin Zeytinliğe diyor. Zeytinliğe Silahlar nasıllar Tekbirlerle girerler diyor. İstanbul'un e, zeytini nereden karşılanıyordu Bizans'ta veya Osmanlı'nda sonra? Zeytinburnu demek. Zeytin vardı orada. Zeytin, zeytin yetiştirildi. Oradan girilecek diyordu. E bakın bakalım Marmara'ya açıldığı zaman ve Ayasofya açılınca nasıl bir tekbirler oluyor. Olduğunu bakın. Hadis nasıl uyuyor? Zeytin Zeytinburnu o surda nasıl girilmiş tekbirlerle. İstanbul bizim kardeş. Bizim işte. Yakında da adı aslına dönecek. Adı ne? İslam Bol. Bol. Sonra ne taşınacak? Başkent olarak taşınacak. Hilafet. Bunu yazıyor. Temenni değil olacak kardeşim. Allah diyor ki kafirler istemese de nurumu tamamlayacağım diyor. Ama Müslüman istemesi lazım. Onun için geç oluyor. Kafirler istemese de olacak ama niye olmuyor? Müslüman istemiyor. Müslüman da istemesini istiyor Cenab-ı Hak. Müslüman istesin. Nasıl isteyecek? Taraflılığını doğru yapsın. Tamam. Doğru yerde olsun. O tesis edildiği zaman bitti. Zaten onun tesis edilmesi bekleniyor. O bekleniyor. Kafirler istemese de, kafirin istemesi beklenmiyor. Kafirler istemese de Allah'ın nurumu tamamlayacağım diyor. Niye tamamlanmıyor şimdi? Müslüman istemesini bekliyor. Müslüman istesin. Müslüman Müslüman oldu mu? Müslüman Müslüman olur. Allah bizi Müslüman gibi gözüküp de İslamiyet'e zarar verenlerin şerinde muhafaza eylesin. Müslüman Müslüman olduğu zaman ne olacak? Müslüman Müslüman olacak. Evet. Şimdi okuyorum. Şimdiki gibi garaskarane nefis hesabına olan tarafkirlik haksızlara melcedir ki onlara nokta istina teşkil eder. Buradan açıldı. Yani e, tarafkirliğin başka tarafı da var. E, böyle Galatasaray Fenerbahçe olur. Mafya olur. Mafya bir ihtiyaçtan çıkmıştır. Devletin otoriter boşluğu hakkını arayamayınca hukukta zalimin eee tasallutundan zulmünden kurtulmak için arayışa girmiş adam. O çopulcular da böyle bir yöntem buldular. 3-5 kişi bir araya geldi. Senin hakkını biz alacağız ama senetinin alacaklının sana zulmetenin hakkını alacağız ama %40'ını ben alacağım. Oradan çıkmıştır. Devletin zafını gösteriyor. Şey mafya. şimdi bu tarafkirlik İslam adına değilse yani böyle bir şey de var diyor. Onda nokta istinadı. Mesela doğuda aşiret. Aşiret ne çıkmıştır? Bir harici düşmanlığa karşı çıkmıştır. Mafya niye çıkmıştır? Adalet olmadığı için çıkmıştır. Otoriter olmadığı için çıkmıştır. Ne zaman kalkar? Adalet ve otoriter sağlanınca mafya ihtiyaç olmaz. O kadar kolay. Ben hakkımı devlette ve can güvenliğimi de emniyet sağlarsa ben başka gay, başka neye şey arayayım ki? Başka neye sebep arayayım? Her şey bir şey doğurmuştur. Olmayışı doğurmuştur. Adalet ve e, can güvenli olmayınca mafya doğurmuş, doğar. Her şey öyle. Mesela istihkar deniliyor. İstihkar. Nedir istihkar? Kara borsa. Bir Müslüman, Müslüman olsa kara borsacılık yapabilir mi? Depoya malı, stok, stok yapıp Şekeri, pirinci stok yapıp da zam olmasını beklemek, bu milletin zaruri ihtiyaçlarını depolamak Müslüman mıdır bu adam? Müslüman yapabilir mi? İstihkar, karaborsacılık yapmak nedir? Nedir? Haramdır, haram. Bak Müslüman Müslüman olsaydı, Müslüman Müslüman olurdu. Öyle bir tekeleme yapmıyor. Ya, Müslüman zam mı olurdu? Daire zamı mı olurdu? Müslüman dolar, euroya atlamasaydı? yükselir miydi kim salmıyor ki olacak. Müslüman Müslüman olsaydı ben daha önce bu evi kireye verdim 700 liraya 1000 liraya. Hemen çıkartıp şimdi 3500 liraya Suriyeliler geldi şunu şun geldi bugün fırsatçılık yapabilir miydi? Müslüman Müslüman olsaydı. Ya gelip de Yahudi, Ermeni yapmadı ki bize. Müslüman namı altında olanlar diyor ustad. Neymiş? Ustadın Müslüman namı altında olanlar. Müslüman ismi layık de değil ya adam yani pert olmuş arabayı sana temiz araba diye satabilen de bunda nasıl bir vicdan var? Nasıl bir İslamiyet var? Nasıl bir iman var? Nasıl iman ki onu durdurmamış? Nasıl İslamiyet ki onu durdurmamış? Sorgulamak gerekmiyor mu ya? Pert olmuş arabayı sana temiz satıyor. Müslüman olduğunu söylüyor ya. Mescide beraber gittik, gittik noterde şey yapıyorsun. Nasıl Müslüman? Bunu Ermeni yapmadı ki ya. Bunu Müslüman Müslüman yapıyor. Onun için söylüyorum. Allah Müslümanları Müslümanların şerini muhafaza eylesin. O zaman şöyle ta edelim. Allah Müslümanları Müslümanlar Müslüman namı altında, Ünvanı altında olanların şerinden muhafaza eylesin. Müslüman namı altında olanların şerinden. Araba pert olmuş. Yeni araba diye satıyorlar. Gidiyorsun tamirciye. Parça değiştirdim diyor. Ya değiştirdim mi? Değiştirmemiş. Ayarlamış. Kaportaya gidiyorsun. Düzelttim diyor. şu parçayı değiştirdim. Hayır düzeltti. Boya vurmuş. Yeni diye satıyor. Bu Müslüman yapıyor ya. Zam geldi piyasaya diye gidiyor mağdur, zavallı ailelere. Çıkın diyor. Daireden çıkın diyor. Bir Müslüman daha vicdan olsa bunu yapabilir. Ya olur mu? Çok acayip tarafkirlik derse. Bam bam bam. Dedim ya bam telli gibidir bunlar. Bu olur mu ya? Bir Müslüman bir karış toprak için o yaşta insan hudutla oynar mı? Nasıl oluyor? İslam'a İslam gönlünü fethetseydi, İslam'ın nuru içini aydınlatmış olsaydı bu karanlık işleri girer miydi? İslam'ın nuru gelmiş olsa bu alime, bu memlekete, bu vücuda o karanlık işleri girer mi ya? O sorumluluk alır mı? O toprağın yedi kat sema ve arzın bütün ağırlığını üzerine alıyor. O hudutla oynayanların diyor ya. Lanet olmuş ya. Mezarı soyanlarla eşit olmuş. Mezar eskide öyle. Mezar, ölüyü soyarlarmış o gece. Kefenini alıyorlarmış. Gece çıkartıyorlardı ya kazıyorlardı, kefeni alıyorlardı. Ağzında diş varsa şey yapıyorlardı. Onunla eşit olmuş hudutla oynayanları. Allah Resulü Ebubekir Ebu Bekir Sıdık radiyallahu anh söylüyor. Sonra Hazreti Ömer geliyor. Endek savaşı. Lanet oku ya Resulallah. Beddua oku. O Endek Savaşı'nın en şiddeti döneminde bir de Bedir ve Uğuda. Ne dedi? Ben bu ümmete lanet okumaya değil rahmet okumaya geldim. Diyen rahmet peygamberi yedi tane taifeye lanet okumuştur. Yedi tane. Ya, bakın ona kimlerdir. Çok ağrıma gitti ya. Ayaklarım yerden kesildi ya. Bu kadar sahabe şehit olduğu savaşa beddua et. Lanet oku ya Resulallah dedikleri zaman ben bu insanlığa, ümmete rahmet olarak geldim. Lanet okumaya değil diyen peygamber yedi tayfeye lanet okuyor. Şunu yapan Allah lanet etsin. Şunu yapan Allah lanet etsin. Lanet Allah ettiği için lanet ediyor zaten. Ya Allah lanet etti diye Kur'an'da da var. Şu tayfe, şu tayfe, şu tayfe diye. Çünkü şimdi ben orada olanı söylesem gene suçlu olacağım yani. Garaskaranı tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım etse, tarafkirlik gösterse o adam o şeytanın, o şeytana rahmet okuyacak. Yani siyasette daha çok. Mesela diyelim ki bir partidesin, bu taraftasın. Diyelim ki bir partidesin. Öteki tarafta takvalı bir adam var. Ama aldatılmış orada bulunuyor. Usta Hazretleri CHP'yi %5 sorumluluğu veriyor. %95 aldatılmıştır diyor. Onu ayırıyor biliyor musunuz? Komple yapmıyor ya. Yani. %5'e sorumluluk veriyor. %95 saf diyor. Aldatılmış hak namına gidiyor diyor. Bilmiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir adam? Şimdi şeytan %5 ee, ee, CHP yaz. Galiba ee, şualar, 11. şualda Kulazıb-ı Rapil, Felak-ı galiba yüzde galiba. %5'e diyor. %5. Öyle yani bakın, açın. Ma aldatılmış diyor. Ama biz de böyle bir anda küllümen hepsini pakete koymak olmuyor o da. Bak görüyor musun? Şey, CHP'yi böyle yaparken AK Parti'yi de böyle yap. %5 hak namına çalışıyor. 95 sahte kar çalıp çırpacak. Yüzde bu da öyle. Bu yüzde 5 davası için çalışıyor CHP'de. Yüzde 95 aldanmış. Bu Ak Parti'de 5 davası için çalışıyor. İslam'a çalışıyor. Hakikaten İslam'a çalışıyor. Yüzde 95 menfaati için çalışıyor. Ya bu da böyle, bu da böyle. Gördün mü bak? Şeye bak. Ama bu başka şey çalışıyor. Bu yüzde 5 İslam'a çalışıyor. İttihad-ı İslam'a şey İnsanlar düzelsin diyor. Ahlaksız olmasın diyor. Ekonomisi iyi olsun diyor. Yetim falan durlara, çocuklara, yetimlere yardım ediyor. Yüzde beşi. Mesela senin grubuna gelmiş adam. Şeytan, şeytan gibi adam. Melek diyor. Karşıki tarafta aldanmış olan evliya geda adam. <laughs> lanet kafir lan o. Kafir lan münafık o diyor. Ha diyor ki garaskarane tarafkilik eden, mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Mektubat 268. Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm efkar, hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate hizmet eder. Bu da şu. Tesadüm efkar, fikirlerin çatışması, ümmetimin diyor ihtilafı rahmettir. Niye? Bir hakikatin çeşitli mertebeleri var. Bir hakikat, bir mesela bir ayet. Her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her aslı da efradı bulunur. Yani manalar bir tek değildir, sonsuzdur. Mana ama. Ama layıkalardaki emirler tektir. Mesela yapma, yap anlaşılmaz. İmani mevzularda, yani manalarda farklı anlayış makbuldur. Çünkü zenginliktir. Ama mesela diyor ki siyasete girmeyin. Farklı anlayamazsın. Bu böyledir. Laikalarda mana mertebesi yoktur. Direkt emirdir. Sözler, mektubat, şuallar gibi iman esaslarındaki kelimeler orla mana mertebesi var. Herkes farklı anlayabilir. Niçin? Bir ağacın kökten bakmak var. Eveluhu. Meyvesinden bakmak var. Ahiruhu. Ağacın zahirisine bakmak var. Zahiruhu. Ağacın batını makine tarafından, gözükmeyen tarafından bakarsan batını. Nerede bakarsan farklı olur. Ama sari ifadeler, emirler olursa kadını erkeği, çocuğu yaşlısı, alimi cahili emirlerde aynıdırlar. Farklı anlayış olmaz. Mesela Kur'an'da misal vereyim. Ve hakkı müsele Nedir? Namazı kılın, zekatı verin. Cahil, alim, kadın, erkek, alim ve şu. Farklı anlar mı? Anlamaz. Emirler farklı anlayışa sebep olsa tevile mecal olur. Tevil edilecek sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bizi bağlayan bir şey kalmaz. Onun için sari ifadeler tevil edilemez. Yapın dediyse yapın, yapmayın diyorsa yapmayın. Gelecek diyorsa gelecek, gelmeyecek diyorsa gelmeyecek. Tersini anlamak tevildir. Bu rivayetlerde gelen haberin içine düşer. Mehdi Mehdi'nin cemaatinin diyor imtihanı sadakat olacaktır diyor rivayette. Mehdi cemaatinin e, imtihanı sadakat olacak. Mesela ustat diyor ki gelecek diyor adam gelmeyecek diyor. ustat diyor ki sen girmeyin diyor adam giriyor hizmettir diyor. Her yani açık emirleri tevil ediliyor. O zaman cümleyi söylüyor. Sari ifadeler tevil edilemez. Eğer sari ifadeler tevil ediliyorsa Tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz, o zaman bizi bağlayan hiçbir gerekçe olmaz. hiçbir şey bizi bağlamaz. Çünkü yapın, yapmayın anlaşılıyorsa, girmeyine girin anlaşılıyorsa yapacak bir şey yok. Bir şey yok ya. Dinde de tevazu olmaz. Peki tevazu için diyebilir mi? Diyemez. Kendi hakkında tevazu yapabilir ama mesleğinde, de, dini hizmette, emirlerin tebliğinde tevazu yapamaz. Farzların neşirinde riya girmez. Nafilelerde riya girebilir. 185 Kastamonu. Riya meselesini anlatıyor. Mesela Risale-i Nur Mücedid midir? Tevazu yapamam. Evet. Sen alim misin? Estağfurullah ya biz talebeyiz. Kendi namıma tevazu yapabilirim. Ama külliyatı hayır. Mücedittir bu Risale-i Nur. Anladın mı? Ustad hayır dedi diyor. İlan ederim dedi. Onun hakkı, hakkın diyor. Meslek meşrebi tevazu yapamaz o. Onun için gelecek mi diyor Mehdi? Gelecek. Sen kimsin? Mehdi Ali Resul'un. Yani eser verilmiş Mehdi. Peki Mehdi Ali Resul ile Mehdi arasında ne fark var? Kitaplı peygambere Resul, kitabı verilmeyen peygamberler Nebi. Musa Aleyhisselam'ın kardeşidir Harun Aleyhisselam. Kitap verilmiş Tevrat, onun için Resuldür. Kitap verilmemiş Harun Aleyhisselam Nebi'dir nebiler önceki kitaplı peygamber tabi olmak zorundadır. Onun için Resul üniversite diploması gibidir. Nebi ortaokul diploması gibidir. Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Mehdi onun talebesidir. Mehdi dersen ustadı küçültüyorsun. Bu tabir ben uydurmadım. 264 Emirdan oku. Iki, Mehdi Ali Resul diyor. 3 vazifesi var diyor. İman hayat şeriat. Adam tevil diyor. Ya falan. Buldum bulamadınız. Arıyorum. Ha o zaman inati, ha? Emir daha iki daha e, niye söylemiyorsun doktorum? Yani sizi abi. Allah razı olsun. Hadi doktorum sen canlı oku. Emir daha iki sayfa 245. 245. Bir de unutmayalım ya. Mesela bir parti bana binler ve cihle sıkıntı verdiği halde hatta 30 senede hapislerde taziklerde olduğu halde hakkımı helal ettim. Ve azaplarına mukabil o biçarelerin yüzde doksan beşini tezif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki... ...vela tezurü vezratü vizra uhra ayeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe verildi. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvaya hakları yok. Bak yüzde beşe vermiş, otuz sene işkencem diyor. Bana işte otuz sene hapishanelere koyan, yere hazırlayan, zehirleyenlere... O partiye yüzde beş vermiş, yönet, merkezi yönetime vermiş. Yüzde yüzde doksan beşi aldanmış diyor. Bu parti de öyle, ehvenciler. Ak parti de öyle. Yüzde beşi İslam'a çalışıyor, yüzde beşi kendisine çalışıyor. Aynı şey yani. Ama bunun merkeziyle bunun merkezini kıyas ediyorsun. Bu mu bu mu? Ehvenciler? Hani tabanlarından dolayı. Ama merkezle merkezi kıyas edersen İslam ya adam namaz kılıyor, cami yapıyor. Allah Allah imanını teyit etmiş. Sen nasıl münafık diyorsun? Allah diyor ki Allah'ın evlerini, mescitlerini ancak Allah'a iman edenler yapar, inşa eder diyor. Hemen karşısına şey koyuyor. Mescidi zirar vardır diyor. Yani yani insanları aldatmak için mescitler yapmış. Tamam? Öyle mescidi zirar. Onun da tarifini yapıyor. Diyor ki ona bak tarifini yapıyor mescidi zirar. Orada münafıklar şey yapmış. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde bulunuyorlardı orada içinde. Ama bir bakıyorsun ki bütün tehlikeleri değil peygamberin aleyhinde. Peygamberin hayatını, sünnetini iha etmek için suikastlere, bu kadar hücumlara maruz kaldığı halde bütün dünyanın hücumuna adam dönmedi. De, İslam içeride o mescidi zirarda ne var? İçinde münafıklık yapılıyordu. Şimdi Ayasofya'da ne yapılıyor? Çamlıca camisi bu küçük camiler var. Ne yapıl içinde? Munafıklık mı yapılıyor? Acayip ya. Bu kadar olmaz ki ya. Bu da bedihi munafıklarmış yani. İşte, yani o %95'ini kurtarıyor abi. Evet kurtarıyor. Şey i̇şte fetretten fetreti sokuyor biraz. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. %5'i biliyor. E, bu partinin de <laughs> efendim şer olan şimdi uygulayalım AK Parti'nin %95'i bilmiyor cebine, menfaatına çalışıyor. Yüzde evet, beşi evet. ise şuurlu Müslümandır. Bu ise şuurludur. Bu da şuurludur yüzde beşi. Bu da yüzde beşi şuurludur. İkisi de şuurludur. Helal diyor da yani ben olsam etmezdim. Niye <laughs> Şimdi peki bir Allah göstermesi kaza olsa arabayla çocuk ezilse çocuğun anne babası de ki ben helal ettim. Amme bırakıyor mu? Amme davası bırakır mı devlet? Yok. Bırakma. Şimdi ben İnsan olarak diyorum ki kemalatım itibariyle helal ettim. Ama amme davası ne demek? Benim taşımış olduğum vasıf, İslam ve Kur'an temsilciliğim ve benim üzerimde gözüken esma-yüstanlar ammedir. Esma senin yakana yapışıyor. Ben affettim, helal ettim diyorsun ama senin taşıdığın, tanımladığın, vazifesini kabul ettiği hizmet affetmiyor. Ben affettim diyor. Kur'an affetmedi diyor usta. Umuma taarruz ettiği için. Evet. Değil mi abi? Ben affettim diyor usta. Ama Kur'an affetmedi diyor. Çıkar her şeyde iste, hiç merak etme. Ya ailenden ya kanserden ya psikolojik olarak. Eğer hiçbir şeyden çıkmıyorsa geçmiş olsun. Ahirette kal. Evet. 145 miydi emir daha 2? 245. 245. Anladın mı küçük Hasan? En son mektup mu? Ha. En son mektup. 232 en son mektup. Bu <laughs> Ha, dur dur. İkinci emir daha birinci emir daha mı? İkinci abi. Tamam tamam tamam. Yani mesela Menderes'in de hani özel hayatı kötü yaptıkları bir sürü hatalar var ama Allah sonunda şehit olmayı nasip ediyor. Bak şimdi Niye? şahsi hukukla umumi hukuk çok acayip. Adı neydi senin? Fatih'im bak şahsi hukuk, umumi hukuk çok farklı. Allah bu ahir zamanda kişilerin şahsi hukuk hususi günahlarına o kadar şey yapmıyor. Esas nazar tarafkirliği, umumi hukuka çok şey yapıyor. Eğer şahsi kusurlarımızda günahlardan dolayı olsaydı doktor bu dersen de olabilir miydik? Çoktan helak olmuştuk. Ama tarafkirliğimiz İslam'dır. Hizmet, ümmeti Muhammed'e çalışıyoruz. Onun için şahsi hukukla umumi hukuk çatışırsa umumi hukuk esas alınır. Allah şahit olsun. Yalana şahit olunmaz. Mülteka 1, 163'te kafir olur. Bilerek yalana Allah şahit yapılır. Allah şahittir bu böyle. Kafir olur bilerek söylüyor. Allah şahit olsun. Ben içimi söylüyorum. Eğer Allah şahsi kusur ve günahıma baksaydı ben bugün burada olmazdım. Allah bu nimeti vermezdi bana. Umumu hukuktan dolayı Cenab-ı Hak merhametinden insanın lütfu ve keremi. Allah'ın ikramı. Şahit ya Rabbi. Sen biliyorsun da ben de ikrar ediyorum. Senin keremin, lütfun, İsa'nın Lutfundur bu hizmet. Yoksa şahsi, şahsi kusurlara baksaydın vallahi bizden önce çok iyi şey verirdin. Evet. Kaç dakika da... ne oldu? Üç, dört tane okuduk. O zaman bir tanesini okuyayım can alıcı. Ondan sonra e, evet, can alıcı ile şey yapalım. Ama onları topladım. Külliyata. Ha? Bak. Ha? Bir en son bir tanesini okuyayım. Burada e, şeyde bilgisayarda ayet girmediği için buradan okuyacağım. O nokta nokta şey, bak nokta nokta çıktı ya. abi Bilgisayar şeyi almadı ayet. Artık bu bilgisayarda bir, bir program yüklenmesi lazım ki ayet metinleri girsin diye. Ayet metni girmedi. Font mu değil mi? Ha şimdi onun için buradan okuyacağım. Buradan okuyacağım bak. Bu nerede geçiyor? E, bu ayet okuyacağım. Mektubat 361. Okuyorum. Heh. Kastam onu şimdi bu. Sayfa 208. Ve la terkenu ilellezine zelemu fetemessekumunnar. Zulümlere meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Yani tarafkirlik o kadar acayip bir şey ki. İnnel insanele zelum ayetine en azan bir tarda şimdiki boğuşan insanlar mazar olma, olmalarından onlara değil taraftar olmak veya merakla o ceyranları takip etmek partiyi takip etmeyeceksin hiç mi? Çünkü e, insan hem moralını bozuyor haberlerle uğraşmayacaksın Siyasette uğraşmayacaksın bak. Çünkü o boğuşanlar dedik ya yüzde 95 yüzde 95 bu bunlar ikisinin de dünya aldanmış aldanmış bu ikisi şuurlu. Yüzde beş, yüzde beş. Şuurlu. Ayetine innel insane le Ayetine en azam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazar olmalarından onlara değil taraftar olmak veya merakla o ceyranları takip etmek ve onların yalan aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane müteessirane ah yazık oldu mücadelelerini mücadelelerini seyretmek Belki o acip zulümlere bakmak da caiz değil. Çünkü zulme riza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Meyletse ne olur? Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemesekumunlar. <laughs> Zalimlere meyletmeyin. Taraftar olmayın. Arka çıkmayın. Hafif derseniz de ateş fetemesse. Messe dokunur. Nar. Ateş dokunur temas etse ayetine mazar olur. Evet, hak ve hakikat ve din ve adalet hesabını olmadığına ve belki inat, peki %95'leri ne yapıyorlar? Belki inat, iki, asabiyeti milliye, menfi milliyetçilik, bu %95 tabanlar, inat, menfi milliyetçilik, menfaati cinsiye, nefsin enaniyetin, kariyer, makam, kazanmak dayanan, dünyada emsali bulmayan bu tür şeyler, bulmayan gaddarane bir zulüm hesabına olduğuna katı bir delil şudur ki diye devam ediyor. Yani tarafkir olma, bu ayet sana tahakkuk eder. Seni kimse kurtaramaz. Hiç kimse kurtaramaz. Taraftar olma. Bizim takdir ettiğimiz parti yoktur. Tercih ettiğimiz parti vardır. Tercih etmen potansiyel olarak Müslüman olduğun için potansiyel olarak azami şer gelmemesi için ehven şerin yanında olman senin İslamiyetin gereğidir. Eğer orada değilsen her şeyiyle İslam yüzde yüz din olmasını aramak sunuat kaçıncı sayfa 17 mi? Münazarat ha, münazarat 17. Anarşist neye nazarıyla bakıyorum. Eğer olman gereken yerde değilsen olmaman gereken yerdesin otomatik. Ve ahirde vahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.